Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz mobilde ve PlayStation 4'te top açılımı yaptık. PlayStation 4'te hala bulamadığımız ikonlar var. Mobilde sanki hepsini bulduk da anasını satayım. Bugün burada bunu deneyeceğiz. Start çalışsa top açmaya devam ediyoruz. Inzaghi'yi bulduk. Fullemek için tabii ki de şu anda oyuncularımız yeterli. Fakat hala iki tane daha önemli olan ki bence kutu içerisindeki en iyi iki ikon. Bunlardan bir tanesi Maldini, bir tanesi de Ronaldinho. Gullit'in gelmesini çok istedik ama maalesef gelmedi. Arkadaşlar inanılmaz bir beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. Bugün birazcık şanssızız. İyi toplar gelmiyor. Evet, ikon bulduk bulmasına. O problem değil ama istediğimiz ikonları bulmamız gerekiyor ve İbra Kadabra geldi takımımıza. Bunlar tabii ki de ya İbrahimovic'in ikonu şu ona göre. İbrahimovic'in ikonu inanılmaz iyi olmazmış o oyunda ya. Var ya, canavar olur. Bence çok iyi olur. Start challenge'a devam ediyoruz. Romagnoli, yeni oyuncular gelmeye başladı. 43.000 MyClub parasından yavaş yavaş aşağı buraya kadar indik ve elimizde sadece kim var, hangi ikon var? Filippo Inzaghi var. Muhammed Salah geliyor. Ve birazcık start challenge'da çok uzun tutmamaya çalışacağım videoyu. Çünkü ilk maçını çekmem gerekiyor bu adamların. İlk maçını. Maldini, Ronaldinho, yavrum neredesiniz? Neredesin? Ne olur geri dön. Seni seviyorum. Okeyledik. Mobilde de açtım bu arada. Burada da Play of the Week açtık. Ya bir Burak Yılmaz vermedi bu oyun ya. Ya ulan Türkiye IP'sinden girdiğimiz belli. Bir tane Burak Yılmaz lan. Bir tane Burak Yılmaz ya. Nasıl vermezsin ki ya? Ayıp ediyorsun oyun. Hakikaten ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun, beni kayıp ediyorsun ya. Olmaz yani. Star Challenge. Ozan Kabak. Ozan Kabak'a da vermedi geçtiğimiz Liverpool toplarında. Çok istemiştik. Ozan'ın da ilk 11'i alalım, ilk maçını yapalım ama Konami sağ olsun her zamanki gibi yine kendisi kulaklarını çınlatmaya devam ediyor. Holding. Okeyledik ve bir top sonra 35.000'e düşeceğiz. Problem değil, devam ediyoruz. Maksat oyuncu gelsin. Yani bizi yormasın abi. Bizi yormasın. Yormadan gelsin yani. Tomori. Hoş geldin Tomori. 35.000'in altına bu topla birlikte düşüyoruz. Okeyledim. Start. Rashford. Daha önceki top açılımında da gelmişti. Geçtiğimiz bu hesapta geçtiğimiz hafta Rashford'u bulduk ve 102 ratinge Manchester United Edition'la Manchester United kulüp boss'ta 102 yapmıştık ve 102'lik 1-2 maçta hatta ilk maçta 7 gol attı diye bir video gerçekten inanılmaz izlenmişti. O videoyu da izlemediyseniz lütfen buradan çıktıktan sonra oraya gidebilirsiniz. Start challenge'a devam ediyoruz. Ayev geldi. Hoş geldin Ayev. Bizi memnun etmedin. Bunların hepsi DP olacak ve yani en azından bir 20 dakika falan yine sürebilir diye düşünüyorum video. Bilmiyorum tabi bulabilirsek. 20 dakika falan sürebilir. Eski Fenerbahçeli Kayer. Şu anda elimizde Inzaghi var. Inzaghi'nin ilk maçını yaparız ama şu anda Inzaghi'yi fullleyecek kadar oyuncumuz da mevcut diye düşünüyorum. Okeyledik. Bugün birazcık bencil Konami. Ciddi anlamda bencil. Okeyliyoruz. Milan toplarını herkes çok bekledi ama yani burada Van Basten'i çok sevenler var. Aynı zamanda Gullit'i çok sevenler var. Ya bu ikisinin dışında evet Maldini'ye sözüm yok. Maldini'yi herkes bekliyordu. Ronaldinho'ya da sözüm yok. Yani Barcelona'dan çıkarmamış olabilirler. Ronaldinho'yu istiyor olabilirler. Fanı çoktur Ronaldinho'nun ama ya Filippo Inzaghi için de böyle top açmak isteyen, ya ben Filippo Inzaghi yerinde olsam ve PES oynuyor olsam kendimi çıkarmaya çalışmam ya yani. Kariyerine sözüm yok. İyi bir kariyeri vardı. Ama Ronaldinho ya da Maldini falan sadece kariyere bakmıyor oyun. Oyundaki dinamiklere uygun oyuncuları bekliyorsunuz. O yüzden evet Pirlo da kariyeri tartışmaz ama oyunda iyi değil. O yüzden iyi olan oyuncuları istiyorsunuz. Bunların başında Maldini geliyor. Bunların başında Gullit geliyor. Bunların başında bitiriciliği ve omuz koyma fiziki açıdan yetenekleriyle Van Basten geliyor. Ve tabii ki kıvraklığıyla Ronaldinho geliyor. Ve okeyledik. Bir de alan geliyor bu suratla. Hayat çok ilginç ya hakikaten. 34.000'in altına iniyoruz bu topla. Dayanıklılık iyileştirme verdi 5 tane. Alan mı dayanıklılık iyileştirme mi desen dayanıklılık iyileştirmeyi tercih ederim. Start challenge. King.
Bu hakikaten bu kutunun içinde yok mu bunlar ya? Kardeşim işimiz gücümüz var bizim ya. Yemin ediyorum kendimi şu anda şey gibi hissediyorum ya. Kimdi o ya? Kobra Murat'ın Peru'nu çıkardığı an gibi hissediyorum şu an kendimi ya. Yemin ederim bak o kadar kötü hissediyorum yani. Yapmayın şöyle şeyler. Bir tane top vereceğim. Firmino. Hoş geldin Firmino. Yani bu arada Ahmet'in hesabı gel dedi Koyes dedi. Bitir problem yok ama zamanla yarışıyoruz. Yoksa tamam ya onu bulana kadar açacağız zaten ama zamanla yarışıyoruz şu anda. Bizim zaman bizim için çok önemli, değerli. O yüzden bizim için ver Maldini'yi. Daha Maldini'yi bulduktan sonra Ronaldinho'ya geçeceğiz. Oyun yapma böyle şeyler gözünü seveyim ya. Siz de yorumlar lütfen kimleri çıkardığınızı aynı zamanda ikonların kaç topta geldiğini bana yazarsanız çok mutlu olurum. Mobil ya da PlayStation platformu fark etmez. Yarmolenko geldi. Bu da kanat olmasına rağmen çok uzun boylu ve aynı zamanda teknik de bir oyuncu. İlginç bir oyuncudur. Ben çok beğenirim Yarmolenko'nun oyun stilini. Kanatta oynayabiliyor. Okeyledik. Tonali. Tonali'nin dördüncü falan gelişi herhalde. Diğer videoyla da kıyasladığımızda tabii toplam. Okeyledik. Şöyle biraz... Bunu mu tıkandı lan? Star Challenge. Ya bu mümkün mü ya? Yani arka arka iki tane aynı oyuncu mümkün mü kardeşim? Olabilir mi yani? Okeyledik. Ve start. Rebic. Yani Romagnoli diyecektim. Benzettim de. Rebic geldi. Dün Bak vardı. Daha doğrusu hani baktı demeyelim de. Ay sonu bence oyunun bilerek yaptığı bir şey bu. Bütün teknik direktörler sayfaya yenilendiğinizde sanırım gece 11 ile 3 arası yenileniyor. Çok iyi teknik direktörler aldım. O teknik direktörlerle de maçlar gelecek. Bu hafta teknik direktör ağırlıklı gideceğiz. Çünkü sonunda teknik direktör ağırlıklı gideceğiz. İnşallah like atarak destek olursunuz. Yalvarırım Inzaghi'yi vermeyine deliririm. Babacım olmaz böyle bir şey ama ya. Ya hakikaten olmaz ya. Yani gözünü seveyim be. Olmaz yani. Ya bir tane sağlam adam vereceksin ya. Tamam açıyoruz istediğin coins'i de aldın zaten. 11.000 falan coins gitti şu anda yani. Ya gözünü seveyim vereceksin alt tarafı be. Ya bir şeyin bokunu çıkarmamak gerekiyor. Tamam kabul para kazanman... Ya para kazanacaksın tabii bu bizim babamızın ayrına yapmıyorsun bu oyunu da. Yani bokunu çıkarma tamam Inzaghi'yi verdin. Hani eğer biraz daha sık verirsen tamam 1-2 Inzaghi yanına Maldini sıkıştır falan ama zaten anasını satayım 6.000 coins'te 1 verdin yani şu anda ikonu. Onda da kalkıp Inzaghi'yi verme bize. Yapma yani gözünü sevem. Yapma öyle gözün sevem. Çaka. Okeyliyoruz. 5 top sonra 32.000'in de altına ineceğiz. Elimizde sadece Inzaghi var. Inzaghi fullenir herhalde artık ama Inzaghi'nin ben ta fullenmesi. İbrahimovic'in 3. gelişi. İbra Kadabra'nın. Ya bunlar bu kadar geliyorsa mesela bence ikonların da gelmesi lazım abi. Yani İbrahimovic 3 tane geliyorsa 3 tane ikon vermiş olman gerekir şu anda. King geldi mesela bak King. Geldi yani bu adamlar. Yapmayın. Ne olur. Okeyledik. Devam. Perşembe günü yoğun olduğumuz gün zamanla yarışıyoruz. Donnarumma. Yani şunun gri kartını bile ekranda görmek beni çok fazla mutlu ediyor. Donnarumma'nın. Bir de hormonlusunu düşünsenize. Ben düşünemiyorum. Yani heyecanlanıyorum düşündüğümde. Sen kimsin lan? Burun geldi. Yavaş yavaş yüzü oluşturuyoruz. Burun geldi. Ağız falan gelirse Maldini'yi öyle yapacağız artık. Yani başka türlü olmayacak çünkü. Maldini çıkmayacak gibi geliyor. Start challenge. Ozan'a 3. verişi. Tam olarak 3. verişi Ozan'a. Devam. Devam. Hadi be oğlum be. Yorma bizi artık ya. Start. İbrahimovic'i 4. verişi. Belki 5 bile olmuştur. İbra Kadabra. Buradan o kadar top açtık. Bir de şöyle bir şey var. Yani mesela 3 tane 4 tane topu takas yapıp şey de alamıyorsunuz.
ikon mikon da alamıyorsunuz. Ya yani Inzaghi'yi mesela Inzaghi bulup Inzaghi'ye bassak mümkün değil. Normal kart alabiliyorsunuz. O yüzden ikonlara da ihtiyaç duyulmuyor takasta. Çok sıkıntı. Kayer Fenerbahçe'de daha önce oynamıştı. Bakın nasıl tekrara düşüyoruz aynı toplar geldiği için. Bir teknik direktör değiştireceğim ya. Mandzukic. Bir teknik direktör değiştireceğim arkadaşlar. Bu arada bugün attığım bir teknik direktör vardı, Lindhoff. Onu şu anda değiştireceğim. Şöyle takımım diyelim. Buradan 3 SF uzun top. Bu da 3 SF taktiği. Bu da geçtiğimiz, yani dün aldık. Bunun da düzenlemesini yapıp sizlere bunun da videosunu atacağım. Şöyle bir değiştirdik. Temsilciler kısmından bir de menajer değişikliği yaparak bakalım ne olacak. Bunlar totem tabii ki de yani. Konami istemedikten sonra oyunu değiştirsen yok çaresi. İlk top gümüş geldi. Sanki şöyle ya umut işte yani. Şöyle 3 topun ikisi ikon olur falan gibime geliyor ya. King yine. İstiyorum abi yani böyle bir şey olmasını istiyorum. Evet istiyorum yani. Okeyledim. Hadi oğlum. Start. Bu daha önce gelmemiş sanki. Ya da bana öyle geliyor. 30.000'in altına yavaş yavaş ineceğiz. 10 top sonra. Start. Abi mümkün değil. Bu kadar aynı oyuncu gelmesi, bu kadar şey olması. Tuhaf ya. Yani acaba genel anlamda mı bir bu şekilde vermiyor yoksa yani muhakkak çıkarılan hesaplar vardır. Hani mesela ilk 10 topta buldunuz mu bulamadınız mı yorumları yazmanızı lütfen çok merak ediyorum. Önemli çünkü benim için. Yani bu hafta ciddi anlamda kötü ilerledik. Bilmiyorum ama yani şanslı olduğumuz haftalar da oluyor. Bu hafta ciddi anlamda bir sıkıntı yaşattı bize. Oyun bir türlü vermedi. Maldini ve Ronaldinho da yani önemli oyuncular. Özellikle yani hesabınızda mesela Ronaldinho'nun Barcelona versiyonu varsa tabii ki de çok aramazsınız Milan versiyonunu ama eğer kadronuzda sizin Ronaldinho'nuz yoksa Ronaldinho olması gereken oyunculardan biri. Bir kere oynaması keyifli oyunculardan biri. O yüzden de tabii ki de önemli bir oyuncu ve insanlar almak için buna çaba gösteriyor. Ama dediğim gibi ne olursa olsun şu bir gerçek. Siz top açılımında ne kadar koyu sarcısanız da oyun size istediğinde veriyor. Bu net bir şey. Tismikas geldi. 7 top sonra 30.000'in altına ineceğiz. Start. Calabria. Gözlerden sanki daha önce gelmişti gibi hatırladım ama adamı gözlerinden tanıyoruz artık. Devam. Start challenge. Ya sen gelme ne olur gelme. Allah'ım tövbe yarabbim rüyama girecek ya. Sen gelme ya. Alan yalvarırım gelme. Okey diyoruz. Fıs fıs challenge. Start. Serdar Ortaç geldi. 4 top sonra 30.000'in altına ineceğiz ve toplamda 13.000 MyClub parası gitmiş olacak. 13.000 MyClub parasına gelen sadece 2 tane Filippo Inzaghi olacak. Tabii ki bu süre zarfında yine vermezse ki vermeyecektir sonuç top. Okey diyoruz. Start. Rafael. Leo geldi. Bunun da hormonlu kartı gelmişti. Fullemesi biraz zor ama iyi kartlardan biriydi. Eğer ki takımınızda varsa zaten memnunsunuzdur diye Start challenge'da yakaladım Maldini'yi be. Allah kahretsin. Maldini start challenge'da geldi. Vallahi ya görmek isterdik ama göremedik. Biraz daha indireceğim coins'i. Yani şöyle bir 5 topta bir tane daha ikon verecek gibi hissediyorum. 5 topta bir ikon daha. Ulan 13.000 MyClub parası bekledik. Maldini'ye start challenge yaptım yanlışlıkla. Okeyledim. Acaba start challenge da mı oluyor bu işler ya? Maldini'yi fullleyecek kadar sanırım adamımız var ama bir Ronaldinho be kardeş. Hadi be. Hadi be Arnold. Hormonsuz kartı bile iş yapıyor arkadaşlar. İnanılmaz bir bek adamı.
Tabii ki fullemesi biraz zor. Özellikle diğer mobil dışındaki platformlar için mobilde fullemek çok... Bak dedim değil mi? Yakın sürede bir tane daha gelecek. Ver Ronaldinho'yu, kumarımız bitsin. Ver Ronaldinho'yu, bitsin kumarımız. Yine mi Inzaghi? Ay Allah senin cezanı vermesin ya. Babacım ne Inzaghi'ymiş. Mesela şu anda 3 tane Inzaghi var. Kardeşim bunu oyuna getirin artık. 3 tane Inzaghi'yi verdiğimde istediğim bir ikonu en azından bu kutu içerisinde olan. Yani Ronaldinho'yu istiyorsam 3 tane Inzaghi verip Ronaldinho'yu alayım ya. Olmalı yani. Net olmalı bu. Ya da ne bileyim 4 tane olduğunda olsun. Hani biraz daha zorlamak gerekiyorsa ama. Adam mesela fullemiş Rashford'u. 4 tane daha 5 tane daha hatta sayfada paylaşmıştım. 4-5 tane daha Rashford gelmiş. Adam full ama Rashford. Yani niye veriyorsun ki Rashford'u artık? Ya da veriyorsan onları kullanabileceği bir yer olması lazım Rashford'un. 29.000'e kadar iniyoruz. Start. Son 3 top. Son 3 top. Daha sonra bir kitleme yaparız. Daha sonra bir Inzaghi'yi da birbirlerine basacağım. Aynı zamanda Maldini'yi de, geri kalanların hepsini Maldini'ye basacağız. Büyük ihtimalle Maldini herhalde fullenir diye düşünüyorum ama bakacağız birlikte. Okeyledik. Bastım. Milner. Hatta şöyle mi yapsam? 28'e kadar insem çünkü farklı oyuncular gelmeye başladı. Bir tane daha verebilir belki. Ronaldinho'yu da verse kumarımız bitecekti son topta ya. Start. Mendy. Bir 10 top daha açıyorum. Bir 10 top daha. Ah ah ah. Tete. Birçok oyuncu 3 defa verdi zaten. 28.000'e ineceğim. 28.000'den 43.000'e toplam 15.000 MyClub parası. 15.000 MyClub parasına şimdi Inzaghi bizim için önemli değil. 15.000 MyClub parasına alabildiğimiz tek şey Maldini oldu şu anda. Ve 15.000 MyClub parasının ne kadar olduğunu da az çok zaten kapağa yazarım. Önemli. Yani iyi bir para harcandı ama vermiyor yani. Anasını satayım be. Bir Ronaldinho yani. Yani çok şey değil Ronaldinho abi. Ya şu sığırı vereceğine bence Ronaldinho'yu verebilirdin. Son 6 top. 28.000 MyClub parasını düşüreceğiz. Ve toplam 15.000 MyClub. 12.000'i zaten 900 küsur olması lazım. Yine nereden baksanız rahatlıkla bir 1000 TL gitmiş olacak. Fazlası bile var yani. Okeyledim tekrardan. Ve son 5 topumuz bu video için. Daha sonra fullemeye geçelim. Start challenge. Ruben Neves. Son 4 top. Haydin. Haydin. Start. Pablo Mari. Onu çok iyi söylüyorum. Pablo Mari. İyiymiş. Ama oynatılmaz. Bunu söylemek için oynatılmaz yani. Son 3 top. Start. Benacer kusacağız yakında. Son 2 top. 28.000'e düşürmüş olduk. Okeyliyorum. Ve. En kötü ilk maçta Ronaldinho. Barcelona formasındaki Ronaldinho'yu kullanırım abi. Ne yapayım yani? Ne yapayım? Gözünü seveyim yani. Ne yapam? Okeyledik. Ve. Son topu da açtık. Son top da bu şekilde. Hemen gelin fullemesini yapalım ve fullemesinden sonra ilk maç videosunu çekmek için ben huzurlarınızdan ayrılayım. Ama öncelikle her zaman söylediğimiz gibi bir şey var. Arkadaşlar oyuncuları ne olursa olsun kitleyin. Sizin için önemli olan oyuncuları kitlemezseniz sıkıntı olabilir. Bir tane Inzaghi'yi kitledim. Bir tane de Maldini'yi kitledim. Şöyle yapıyorum. Bakın burada bu ekranda sakin olmalısınız. Yoksa ters bir durumda sıkıntı yaşarsınız. Şimdi başa döndüm tekrardan. Ve şöyle yapacağım. Güzel. Şunu da bıraktım. Geri kalan Inzaghi'leri de sileceğiz zaten. Şu arada kaçırdığımız oldu. Evet, bu Inzaghi de silinecek.
Ozanları falan fullemiyoruz arkadaşlar. Hormonlu kartı gelse neyse ama. Hormonsuz kartı. Şöyle bir DP yapalım. 90 tane oyuncu. Bir şunları fullemeye çalışalım. Aa, Inzaghi de varmış orada ya. Şöyle bir DP kısmına giriyorum. Inzaghi'ye basacağız. Ama öncelikle isterseniz Maldini'yi basmak daha mantıklı. Oo, Maldini 16 seviyemiş lan. Bu arada şeyi basmayayım diye. Bak kesin. Arada kaynattım onu bulacağım. İnzaghi'yi kesinlikle bulmam lazım. İnzaghi'yi arıyoruz. Evet, Inzaghi. Bunu çıkardık. Basıyoruz. Herhalde fullenirsin diye 123.000 verdi. Ve Maldini'yi Milan takımında ilk 11'de Milan formasıyla göreceğiz. Yanında tabii ki Filippo Inzaghi'de şöyle bastım. 16 seviye fullendi. Inzaghi'de şöyle bir Inzaghi kaldı, basalım. Oha! Hiç beklemiyordum lan. Elimde bir tane daha Inzaghi var. Evet, sona doğru biraz zorlandı. Kaç seviye bu? 22. Arkadaşlar hemen bir saniye. Diğer Inzaghi çok iyi verdi ve ben net söyleyeyim işte. Oyuncunun işe yaramadığı buradan belli. Normalde böyle asla katlama vermiyor. Transfer tarihi. Zaten şunları da silmemiz gerekiyor. Evet, şöyle yapsak yeterli. Yine Inzaghi'ye basacağız. Bakalım yine katlama verecek mi? ...27.000 fuller. Vallahi ikisine fulledik. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.